Hayır. Anlaşmadık. Ben sizden para falan istemedim. Yalan söylemem için teklifle siz geldiniz bana. Buna rağmen aşağılayan da sizsiniz. Her nedense bu odadaki tek dürüst, tek onurlu insan da siz oluyorsunuz. Yarın aynı saatte işin başında ol. Aldığın yetmedi. Daha fazlasını istiyorsun, öyle mi? Ne demek istiyorsunuz? Ben ne almışım? Gerçekten inanılmaz. Kararlıyım, geri adım atmayacağım diyorsun yani. Ben gerçekten anlamıyorum sizi. Senin gibilerle. Senin gibi fırsatçılarla ilk kez karşılaşmıyorum ben. Ama bravo. Kendi gözlerimle görmemiş olsam ortaya çıkardığın performanstan oldukça etkilenebilirdim. Ha, tamam, tamam. Al, al. Hadi zıpla, zıpla. Bak hala konuşuyor. Senin oynadığını kıracağım. Bir gün kıracağım. Rızanla olmasa zorla. Azize, nereye gidiyor ki bu? Abi sen durakta beklemeyecek miydin? Hesap mı vereceğim sana? Canım orada değil, burada beklemek istedi. Nereye gidiyor ki bu saatte? Bakkala desen... Zaten parası da nanik. Kim abi? Yoksa... iş falan? Abi Seyfi dükkanda.
Ne seyfisi? Başlatma seyfisinden. Öyle öyle. Kesin öyle. Demek işe girdin Azize ha. Ulan ben de kılıçsam bu oyunu bozarım Azize. Bozarım bu oyunu. Dur. Demek geldin. Evet. Peki. Tamam. Sadece ortalarda fazla görünmeni istemiyorum. Özellikle de benim gözüme. Buyurun, kime geldiniz? Ben evin sahibiyle görüşecektim de. Alo. Anlamadım, kaçta gelecek? 9 mu? Tamam, ben çıkacağım da Nusret var, ona söylerim. Aracın plakasını da atarsanız. Tamam, iyi günler size de. Evet, ne demiştiniz? Ben evin sahibiyle görüşmek istiyorum. Randevunuz var mı? Hayır yok ama çok önemli bir mesele. Beni dinlediğinde kendisi de anlayacaktır. Maalesef mümkün değil. Nedenmiş o? Randevusu içeriye kimseyi alamıyorum. Önemli diyorum kardeşim. Ön kapıya takviye. Cam, kapı, pencere, böyle büyük temizlikler perşembe günleri yapılıyor. Bir ekip geliyor temizlik şirketinden. Önceleri hiç güvenmiyordum biliyor musun? Hep başlarında dururdum. Sonra baktım ki Allah için güzel yapıyorlar işlerini, içim rahat teslim ediyor. Kıyafetlerin çoğu da kuru temizlemeye gidiyor. Yatak çarşafları, havlular falan da. Ha bu arada, yatak çarşaflarıyla havluları her sabah değiştirmen lazım. Ben sana çarşafların yerini göstermiş miydim? Gösterdim Zeliha. Hanım? Hanım yok. Tamam Hediye. Abla. Hah işte böyle. Bak böylesi daha sıcak. Abla kızım, şu alt çekmeceye baharat dökülmüştü. Elin değerse bir temizleyiver ona olur mu? Onun için boşuna şirketi beklemeyelim. Tamam ben hemen yapayım. Yok yok yavrum, acelesi yok. Ben unutuyorum da aklıma gelmişken sana söyleyivereyim dedim. Kafam almıyor artık. Evet adı o. Ölen Görgü Tanrı'nın kuzeni. Evet evet. Sonradan ifadesini değiştiren. O zaman aynı apartmanda kalıyorlarmış. Kesin anlatmıştır. Ben de aynı fikirdeyim. İnşallah. Artık yolun sonuna geliyoruz.
İçimden bir ses çok yakında Emir'i bulacağımızı söylüyor. Kolay gelsin kızım. Buyurun Jüntan Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Yok kızım, lacivert eteğimi soracaktım hediyeye. Kuru temizlemeye göndermişti de. Hediye abla kuru temizlemenin öğleden sonra getireceğini söylemişti ama. Ya onu biliyorum. Dün gelenlerin arasında var mıydı, onu merak ettim. Tamam, Hediye abla verandada. Ben bir çıkıp sorayım hemen. Hediye abla, ben seni verandada sanıyordum. Öyleydi de. Oğuz Bey'in kahvesi gelince aklıma önce onu yapayım dedim. İşte böyle kızım. Artık hiç unutmam dediğim şeyler bile son anda aklıma geliyor. Jüride Hanım eteğini sordu. Lacivert eteğini. Ben kuru temizlemede olduğunu söyledim ama. Doğru söylemişsin. Kuru temizlemede. Aa, dün geldi o. Tabii odasındaki dolaba asmayınca. Kızım sen şuna bakıver. Tepsisi hazır. Ben şu eteğe bakayım. Ben baksam? Yok yok, bulamazsın ki. Ütü odasındaki dolaplardan birine asmıştım ama hangisine? Bir hatırlayıversen. Gözüne gözükmeden nasıl vereceksen. İlacını almamışsın. Çok sıvı kaybetmişsin. Üstüne üstlük giymen gereken ne varsa yemişsin. Bak dostum, artık dediklerimi yap. Bir dahaki sefere yanında kimse olmayabilir. Bu işin şakası yok. Bugün zamanında müdahale yapılmasaydı şu an en iyi ihtimalle komadaydı. Evet. Ben... Pardon. Anlıyorum. Diğer mesajları da kontrol edin o zaman. Haber bekliyorum. Hayır, o değil. Altı ay önceki nota bakın. Tamam. Sen mi yaptın? Vay, vay, vay be. Demek burada çalışıyorsun Azize Hanım.
Affedersin teyze, korkuttun mu? Siz Oğuz Bey'le mi görüşeceksiniz? Ta kendisi. Nerede şimdi? Ya da siz tarif edin, ben kendim bulurum. Emir'le mi ilgili görüşeceksiniz? Ya neyse ne abla, onunla işte. Evin beyiyle görüşeceğim. Siz burada bekleyin. Ben Oğuz Bey'e haber verip geliyorum. Hay hay. Şimdi yaktım çıranı Aziza. Sana bir soru sordum. Hediye Hanım'ın işi çıkmıştı. Gel. Oğuz Bey, misafiriniz geldi. Salonda sizi bekliyor. Misafir mi? Evet, öyle söyledin. Güvenlik size haber vermedi mi? Dingonları mı sattın burayı? Ne işin var içeride? Adam sana giremezsin demedi mi? Yüzün kayıt altında artık. Bir daha buraya adımını atarsan görüntülerini polise ver. Paşanı kurtaramazsın. Gel. Oğuz Bey, kusura bakmayın, bir yanlışlık olmuş. Biraz önce gelen adam su arabasıyla içeri girince... Tamam Hediye abla. Efendim Selim. Evet, İsmail Bey kendi katılacak toplantıya. Hı-hı, aynen. Ben de çıkıyorum şimdi. Görüşürüz. Asya, kızın bahçede miydi? Evet, sakıncası mı var? Dur, yoksa yeni bu kural daha mı geldi? Artık izin almadan çıkamayacak mıyım bahçeye? Ben öyle bir şey mi dedim kızım? Demene gerek yok zaten. Görüyorsun uzmanlaştım. Kurallar ve yasaklarla çevrili dünyamda leblebiden leblebiyi anlayabiliyorum. Asya'cığım, ayıp oluyor ama. Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum kızım. Yeter, bıktım bu matem havalarından. Keşke ben de onlarla ölüp gitseydim, keşke. İyi misiniz? Bir su getireyim mi? Sağ ol kızım. Başka bir isteğiniz varsa? İnsan bazen koruyayım kollayayım derken sevdiklerini böyle yaralayabiliyor. Fazla üstüne gittiğini biliyorum. Ama elimden de başka türlüsü gelmiyor. Hayır, tam tersi. Asya çok şanslı. Sizin gibi onu seven bir anneannesi var. Ben de çok şanslıyım. Onun sayesinde nefes alabiliyorum. Bugün hala ayakta durabiliyorsam, nefes alabiliyorsam önce Allah'ın sonra onun sayesinde. Bir de Ömer'imin. Jilde Hanım. Hoş geldin Yıldız. Oğuz çıktı ama. Biliyorum, ben Asya için geldim. Öyle mi? Yardımcınız yeni mi?
Evet, Azize. Yıldız Hanım da Oğuzcum'un nişanlısı. Müsaadenizle ben işin başına döneyim. Memnun oldum Azize. Çalışanlarınızla ilgili ne kadar hassas olduğunuzu biliyorum. Siz ince inceleyip sık dokursunuz. Bu da öyle mi oldu? Referanslarına baktınız mı? Benim pek gözüm tutmadı gibi. Hayır, bu kez istisna oldu. Hislerime güvendim diyelim. Of. Allah'ım sen bana yardım et. Sorun görünmüyor. Elinize sağlık. Toplantıya ne kadar var? Bir yarım saat kadar var. Resepsiyon ve güvenlik? Haber verildi. Giriş yapıldığı zaman bize haber verecekler. O zaman siz bir kahve molası verin. Tunç aramıştı. Ben de 5 dakika yanına uğrayayım. Kesin yeni parlak bir fikri vardır. Ben de öyle düşünüyorum. Oturun, oturun. Rahatsız olun. İnsan hiç mi yorulmaz? Şu enerjiye bakar mısın? Kimin kuzeni? Değil mi? Ömer Bey'e o kadar benzetiyorum ki. Hani bazen sanki Oğuz Bey değil de Ömer Bey oturuyormuş gibi hissediyorum burada. Fark ettin mi? Mimikleri bile benziyor. Mimiklerini bilmem ama iş tutuş biçimleri neredeyse aynı. Ben şu odada Ömer Bey'den başkasını görmeye tahammül edemem diye düşünüyordum. Ama Oğuz Bey'i gördükten sonra... Emir'i kendi oğlu gibi canla başla araması. Kendini hırpalaması. Hayatını askıya aldı resmen. Yani Emir'i bulmadan evlenmem demek. Büyük iş. Vallahi bu da bence Emir'in Oğuz Bey'e en büyük güya.